Gençler merhabalar. Kaldığımız yerden itibaren konu anlatımına devam ediyoruz. Bakın konu anlatımı da dördüncü videomuz. Sizler de bunları sırayla takip ederek konu tamamlamanızı yapabilirsiniz. Şimdi kromozomlarda ayrılmama kuralı. Mayoz bölünme sırasında homolog kromozomlardan bazıları birbirlerinden ayrılmazlar değerli arkadaşlar. Bakın mayoz bölünme sırasında bazı kromozomlar birbirlerinden ayrılmazlar, homolog kromozomlar. Sonuçta aynı tip hücre kromozomdan iki tane bulunur, diğerinde hiç yoktur. Mesela gösterelim bunun birkaç örneğini. Hemen şurada gördüğünüz arkadaşlar, bakın. Şurada normalde ayrılmama olmasaydı, şuradaki kromozom buraya, buradaki kromozom, homolog kromozom buraya gidecek değil mi? Şuraya bir mavi kromozom gelecekti. Ama ne oldu arkadaşlar? İkisi de buraya gitmiş oldu. Ayrılmama sonucunda bakın kromozom sayısı bir fazla bireyler ya da bir eksik bireyler oluşabilir. Ya da arkadaşlar bakın şurada biri buraya biri buraya gidecekti. Ama ne oldu arkadaşlar? İkisi de buraya gitti. Kromozomlarda ayrılmama sonucunda bu tarz bazı sıkıntılar, hastalıklar görülebilir. Otozomlarda ayrılmama olayının en önemli örneği değerli arkadaşlar Mongol bireyler. Yani Down sendromlu bireyler, 47 kromozomlu dişi ya da erkek bireyler nedir arkadaşlar? Otozomlarda ayrılmamaya en güzel örnektir. Otozomlarda ayrılmama olayı genellikle 13, 18, 21, 28. çift kromozomlarda görülür. 21. çift kromozomun ayrılmaması ile 24 kromozomlu ve 22 kromozomlu yavrular oluşur. Bakın 21. çift kromozom otozomlarda ayrılmazsa ne olur arkadaşlar? 24 ve 22 kromozomlu iki tane yumurta oluşur. Bu oluşan yumurtalardan 24 kromozomlu yumurta bir spermle, normal bir spermle yani 23 kromozomlu bir spermle döllenirse ne olur arkadaşlar? 47 kromozomlu Down bireyler oluşmuş olur. Şimdi bunu bir görelim arkadaşlar hemen. Bakın anne baba normal. Bakın 44 artı X, 44 artı Y. Peki arkadaşlar bakın 23 artı X. Bakın 24 kromozomlu yumurta. 24 kromozomlu yumurta. Ne oldu arkadaşlar? Normal bir yine yumurta oluştu burada. 22 kromozomlu. Bu 24 kromozomlu yumurta normal bir spermle birleşirse bakın Mongol dişi veya Mongol erkekler oluşabilir. Şurada tekrar görüyoruz. Eğer 23 artı X olan bu yumurta 22 artı X ile spermle, bakın burası neydir arkadaşlar? Sperm. Şurası ne? Yumurtalar. Tekrar ediyorum. 23 bakın arkadaşlar otozomlarda ayrılmama sonucunda 21. çift kromozom ayrılmazsa ne olur arkadaşlar? 23 artı X ya da 21 artı X yani 24 ya da 22 kromozomlu iki tane yumurta oluşabilir. Şimdi arkadaşlar bu yumurtalardan 23 artı X olan yani 24 kromozomlu yumurta normal bir spermle döllenirse Mongol bireyler oluşur. Eğer 23 artı X, 22 artı X spermle döllenirse ne olur arkadaşlar? 45 artı XX yani 47 kromozomlu Mongol dişi oluşmuş olur. 23 artı X olan yumurta 22 artı Y olan spermle döllenirse ne olur arkadaşlar? 45 artı X'ye Mongol erkek bireyler oluşur. Ama şu bireyler arkadaşlar bakın 21 artı X yani 22 kromozomlu yumurta ile arkadaşlar 22 artı X 23 kromozomlu yumurta döllenirse birey ne olur arkadaşlar? Ölür. Ya da 21 artı X yumurtayla yani 22 kromozomlu yumurtayla 22 artı Y 23 kromozomlu sperm döllenirse bakın şu oluşur 43 artı X'e bu bireyler gelişemezler. Bunlar ne olurlar arkadaşlar? Ölürler diyoruz. Eşey kromozomlarında yani gonozomlarda ayrılmama olayı arkadaşlar. Bakın mayoz bölünmenin hemen şöyle kalemi aldık bir saniye. Kalemi aldık arkadaşlar. Mayoz bölünme sırasında gonozomlardaki X'siz kromozomların ayrılmaması olayıdır. 22 artı XX ve 22 artı 00 kromozomlu yavrular oluşur. Yani arkadaşlar yumurta oluşurken neydi? 22 artı X, 22 artı X bireyler oluşacaktı. Ama bakın burada ne oldu? XX ayrılmama gerçekleşti X'lerde. Bu şekilde yumurtalar oluştu. Süper dişinin kromozom formülü. Bakın 47 kromozomlu ama nasıl? 44 artı XXX. 3 tane X var arkadaşlar.
Yine Klinefelter erkek. Bunlar da 47 kromozomlu. Unutmuyoruz. 44 artı XXY. Bunların formüllerini bilmeniz lazım arkadaşlar. Turner dişi ya da Turner dişi. 44 artı X0 arkadaşlar. Burada da 45 kromozomlu yavrular oluşacak. Klinefelter erkek derse 44 artı XXY. Süper dişi derse 44 artı XXX. Turner dışı derse 44 artı X0 bireyler olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakın. Şimdi arkadaşlar 44 artı XX bunlar neydi gençler? 47 kromozomlu. Bakın şurası. Arkadaşlar 22 artı XX bir kromozom ile. Bakın şurada şu çizdiğim yeri takip edin. Şu spermin döllenmesi 22 artı X. Bakın yine şuraya yumurta yazayım. Hani anlamanızı daha kolaylaştırsın. Şurası sperm. Eğer şu yumurtayla şu yumurta şey şu sperm döllenirse süper dişi. Bakın bu bireyler 44 artı XXX 47 kromozomlu. Bakın kısır zeka geriliği görülen bireyler. Toplumda bunlara rastlanır arkadaşlar. Yine bunlar toplumda bariz olan bireylerdir. Süper dişiler. Boyu uzun olur. Toplumda bariz belli olur. Sakarlıklarıyla ünlüdür bunlar. Çok sakar olurlar gibi. Bariz bir şekilde süper dişiler görülebilir. Boyu bayağı uzundur. Uzun zayıf, ince uzun. Ve sakarlıkları vardır vesaire. Şimdi arkadaşlar eğer yine 22 artı XX bir yumurtayla 22 artı X sperm birleşirse 44 artı XXY bakın tekrar ediyorum. 22 artı XX bir spermle 22 artı Y bir sperm birleşirse 44 artı XXY yani Klinefelter erkek oluşur. Yine bu da kısırdır. Zeka geriliği görülür. Arkadaşlar Klinefelter erkekte. Turner dişi. Turner dişiyi nasıl düşüneceğiz arkadaşlar? 22 artı 0. Bakın Turner dişi. 22 artı 0. 22 artı X. 44 X0 bakın arkadaşlar. 44 X0 Turner dişi arkadaşlar. Yine 22 artı 0 22 artı Y. Ne oldu arkadaşlar? Bu da bu bireyler yaşamsal gerginliğini yaşamsal olarak ölürler. Yaşamsal genleri taşırlar. Bakın X yaşamsal genleri taşırlar. 22 artı 0 22 artı Y'dir bunun kromozom formülü de. Yine şunun kromozom formülüne bakalım. 22 artı XX bir de arkadaşlar 22 artı Y. Bakın 44 artı XXY. Şuna bakalım arkadaşlar. 22 artı XX 22 artı X bireyler oluşacak. Kromozom formüllerine tekrar bakıyorum arkadaşlar. Süper dişi 44 artı XXX yani 47 kromozomlu. Bunlar kısırda zeka geriliği görülür. Süper dişiler nasıl görülür arkadaşlar? 22 artı XX yumurtayla 22 artı X spermin döllenmesiyle oluşur arkadaşlar. Yine Klinefelter erkek 22 artı XX 22 artı Y sperm ve yumurtaların döllenmesiyle. Turner dişi 22 artı 0 22 artı X spermin, yumurta ve spermin döllenmesiyle oluşur. Yine arkadaşlar 44 artı Y0 dersek yani 22 artı 0 22 artı Y Y0 44 bakın arkadaşlar. Bu bireylerde ne yapar? Ölür derler arkadaşlar. Bunlar da neye örnekmiş? Gonozomlarda ayrılmama. Gonozomlarda ayrılmamaya örnek değerli arkadaşlar. 44 artı XXY süper erkek. Erkekte mayoz 2'de gonozomlarda ayrılmama olduğu zaman bu durum görülür arkadaşlar. Normalden uzun ve güçlüdür. Zekası zayıftır. Sivilcelidir. Suç işleme eğilimlidir gibi bunların genel karakteristik özelliklerinden burada da kısaca bahsettik. Kalıtsal materyalin değişmesi buna mutasyon diyoruz. Genlerde meydana gelen mutasyon arkadaşlar genin yapısında bir değişiklik olursa biz buna mutasyon diyoruz. Genin işleyişinde bir değişiklik olursa modifikasyon diyeceğiz. Bunları göreceksiniz. Genlerde meydana gelen değişmeleri mutasyon, mutasyona uğrayan gene de mutant gen denir. Bireyin vücut hücrelerinde gerçekleşen mutasyonlar sadece o bireyi etkiler. Ancak eşey hücrelerinde, bakın arkadaşlar bunu daha önce de söylemiştik. Eşey hücrelerinde görülen mutasyonlar
Bakın vücut hücrelerinde gerçekleşen mutasyonlar sadece o bireyi etkiler ama eşeğ hücrelerde görülen mutasyonlar gelecek nesillere aktarılabilir. Mutasyonun yavru bireylere aktarılabilmesi için değerli arkadaşlar cinsiyet hücrelerinde, cinsiyet kromozomlarında mutasyonun olması gerekir. Sıcaklık, bazı kimyasal maddeler, radyasyon, pH, mutasyonların genlerin yapısını bozma. Ya, yani gen mutasyonu artıran faktörlerdir bunlar. Kimyasal maddeler, radyasyon, pH, bunlar arkadaşlar bazı kimyasallar. Mutasyonlar iki grupta incelenir. Bunlar kromozom mutasyonları ve nokta mutasyonları değerli arkadaşlar. Tabii müfredattan kaldırılan yerlere çok çok değinmiyorum arkadaşlar. O yüzden bunlara dikkat edin. Burayı çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Sadece ifade olarak bilelim. Kromozom mutasyonları kromozomların yapısında ve sayısında meydana gelen değişimleri ifade eder. Bunlar delesyon, duplikasyon, inversiyon ve translokasyon. Bakın arkadaşlar, delesyon ne demek? Kromozomu bir parçasının koparak itirilmesi olayıdır. Herhangi bir bölgeden, bakın delesyon oldu. Yani şu bölge koparak çıkartıldı ya da çıkarıldı. Biz bu olaya ne diyoruz arkadaşlar? Delesyon diyoruz. Duplikasyon. Arkadaşlar, duplikasyon bir kromozom parça değişimi sırasında belirli genleri vermez. Sadece alırsa o gen bakımından ne olur? Diploid olur. Bakın arkadaşlar, burada aynı genin bir aynısı daha oluştu. Aynı gen burada ne oldu? Duplike oldu. İki katına çıktı arkadaşlar. Bu olaya duplikasyon diyoruz. İnversiyon, bir kromozomun bir bölgesinin kopup, arkadaşlar bir bölge kopup 180 derece değiştirildikten sonra arkadaşlar tekrar kromozoma eklenmesi. Bakın, yani sıralam şu şekildeydi. Ne oldu arkadaşlar? Şu şekilde biz bunu buraya aktardık. Bu olaya da inversiyon diyoruz. 180 derece onu olduğu yerde değiştiriyoruz. Fark ettiyseniz arkadaşlar, inversiyonda genin sırası değişir mi? Yani gen, yine buradaki gen bölgesi yine kalır arkadaşlar, ama burada nükleotit diziliminde değişiklik olur tabii ki de. Translokasyon, bir kromozomun parçasının veya bütününün başka bir kromozoma bağlanmasıdır. Biz bu olaya da ne diyoruz arkadaşlar? Translokasyon diyoruz. Bakın burada bir kromozomdan alındı, başka bir kromozoma, homolog olmayan kromozomlar arasında gerçekleştirilebilir. Başka bir kromozoma eklendi. Burada arkadaşlar bu olay translokasyon diyoruz. Letal gen öldürücü gendir arkadaşlar. Letal gen, canlıda öldürücü özelliğe sahip genlerin adıdır. Baskın, çekinik ya da eş baskın olabilir. Örneğin Akdeniz anemisi, talasemi çekinik halde ise hastalık hızlı bir şekilde ölüme neden olur. Heterozigot halde ise ileri yaşlarda ölüme neden olabilir. Biz bunları daha önce yine arkadaşlar çözmüştük dersimizde. Letal öldürücü geni taşıyan genler, kromozomlar şeklinde bunlardan bahsetmiştik. Nokta mutasyonlar var. Müfredattan kaldırıldı arkadaşlar. O yüzden nokta mutasyona değinmiyorum. Geldik arkadaşlar biyoteknolojiye. Biyoteknoloji ve gen mühendisliği. Bakın biyoteknoloji, canlıların genetik yapısında istenilen yönde değişiklikler yaparak biyolojik bir sistemin ya da yapının endüstriyel boyutta kullanılmasına yönelik yöntemleri kapsar. Biyoteknoloji, gen mühendisliği yöntemlerini araç olarak kullanır. Bakın biyoteknoloji, gen mühendisliği yöntemlerini araç olarak kullanır arkadaşlar. Bakın, biyoteknoloji, canlıların genetik yapısında istenilen yönde değişiklikler yaparak biyolojik bir sistemin ya da yapının endüstriyel boyutta kazanılması yöntemleridir. Gen mühendisliği, canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik araştırmaları yapan bilim alanıdır arkadaşlar. Bu ikisi birbiriyle iç içe bir kısımdır. Gen mühendisliği tarafından genleri değiştiren canlılara genetiği değiştirilmiş organizmalar, GDO veya transgenik organizmalar ismi verilir değerli arkadaşlar. Klasik biyolojik yöntemlerle elde edilen ürünler. Bakın, alkollü içecekler, süt ürünleri, ekmek, sirke, limon tuzu, alkol, maya ve benzeri ürünler, aşı, serum, interferon. Bakın bunlar biyoteknolojiyle elde edilen ürünler arkadaşlar. Biyoteknoloji çalışmalarıyla elde edilen ürünler. Yine bakıyorum arkadaşlar, leke çıkarıcı enzimler içeren deterjanlar, kirli suların arıtımı, penisilin ve türevleri arkadaşlar. Bu tarz yine aşıların, ilaçların üretiminde, hayvan ve bitki ıslah çalışmalarında istediğimiz tohumu, istediğimiz canlıyı
oluşturabiliyoruz yine arkadaşlar bu yöntemleri kullanarak. Biyoteknolojik yöntemlerin uygulandığı alanlar DNA parmak izi arkadaşlar, bitki ve hayvan klonlama, rekombinant canlılar elde etme, yani rekombinant artık yeni genlerle oluşturulan canlıya rekombinant canlı diyoruz arkadaşlar. Bakterilerden insan hormon ve enzimler üretme, yani bir canlıda olmayan bir özelliği bakterileri kullanarak o canlıya aktarma, o genleri taşıma, yine arkadaşlar bakterilerden o şekilde yararlanıyoruz. Kalıtsal hastalıkların önlenmesi, biyolojik savaş araçları üretme, insan ömrünü uzatma, genetik açıdan iyileştirilmiş ırkların üretilmesi. Hayvan ve bitki üretiminde kullanılan ıslah yöntemleri. Bunlar melezleme, yapay döllenme. Bakın bunların isimlerini iyi bilelim arkadaşlar. Hayvan, bitki ve üretimi, hayvan ve bitki üretiminde kullanılan ıslah yöntemleri arkadaşlar, kullanılan biyoteknolojik çalışmalar. 1. Melezleme. 2. Yapay döllenme. 3. Poliploidi. 4. Gen aktarımı arkadaşlar. Bu 4 evreyi iyi bilmekte yarar var arkadaşlar. Tabi 5.'si ne arkadaşlar? Gen klonlama. Bitki ve hayvanlarda klonlama. Bakın bilim insanları bir genle ilgili çalışma yapabilmek için o genin üzerinde bulunduğu DNA parçasını kopyalar. Bu işleme gen klonlaması ismi verilir arkadaşlar. Klonlamada plazmitler kullanılır. Arkadaşlar plazmit ne demek? Bakterilerde kromozom dışında bulunan kendi kendine bölünebilen küçük DNA parçalarıdır. Küçük halka şeklindeki DNA parçalarına plazmit diyoruz. Bakın normal bir DNA'sı var. Arkadaşlar şu bir bakteri hücresi, bunun normal bir DNA'sı var arkadaşlar. Ama bir de arkadaşlar şöyle halka şeklinde küçük DNA parçacıkları var. Şu bakterinin asıl DNA'sı. Bir de arkadaşlar onda ne var? Burada plazmit DNA dediğimiz DNA parçaları var. Küçük DNA parçaları. Bakterilerde kromozom dışında bulunan, kendi kendine bölünebilen küçük halka yapıdaki DNA'lara plazmit DNA ismini veriyoruz. Asıl DNA'dan farklı küçük halka şeklinde çift iplikli DNA parçalarına biz ne diyoruz arkadaşlar? Plazmit DNA diyoruz gençler. Gen klonlamasına takip edilen aşamalar. Bakın arkadaşlar, bakteri hücresi, yine bakın burada kesilen bölgeleri görüyorsun. Bakteriden elde edilen plazmitler restriksiyon enzimleri ile kesilir. Restriksiyon enzimleri kesici enzimler. Hani istenilen gen bölgesini şu kromozom üzerinden kesip aktarma işi. İnsan hücresi hedef gen restriksiyon enzimiyle kesilir. Sonra ne olur arkadaşlar? DNA ligaz bunları birbirine birleştirdi. Ligaz orada birleştirme yaptı, yapıştırma yaptı arkadaşlar. Hedef geni taşıyan plazmitler özel yöntemlerle bakterilerden aşılanmış oldu. Artık genimizde ne var arkadaşlar? Genimizde bakteri hücresinden aktarılan plazmit genler var arkadaşlar. Bu sayede rekombinant bakterilerin insanda enzim ve hormon üretilmesinde kullanılır. Yani istenilen hormon veya enzimin diğer canlıdan kesilmesine ne diyoruz arkadaşlar? Orada enzim, restriksiyon enzimi. Bakın bu ismi unutmayın. Yani isim yabancı gelince heyecanlanmayalım. Bir de ne var arkadaşlar? Bunu diğer canlıya aktardığımızda, aktarırken onun gen bölgesine yapıştırmayı yapan da DNA ligaz enzimi arkadaşlar. Burada tekrar bahsetmiş olalım. Gen klonlamasına takip edilen aşamalar. İstenilen genin klonlaması için önce plazmit bakteriden ayrıştırılır. Bakın burada biz ne yaptık arkadaşlar? Plazmiti bakteriden ayrıştırdık. Bakın şu bakteri, şu plazmit. Plazmiti ayrıştırdık. 2. Klonlanacak geni taşıyan DNA parçası ve plazmit aynı restriksiyon enzimleriyle kesildi. Bakın restriksiyon enzimleriyle ilgili bölge kesildi. Daha sonra arkadaşlar kesilen plazmit ve klonlanacak genin uçları birbirini tamamlayan nükleotitlerden oluşur. Bakın oluşturduk onu. Daha sonra bu uçlar ligaz enzimiyle birleştirilerek klonlanacak gen plazmite eklenmiş olur arkadaşlar. Yani istediğimiz gen bölgesini aktararak diğer canlıda enzim ve hormon üretimini yapabiliriz. Özellikle insanda enzim ve hormon üretiminde bakterilerden yararlanırken bu plazmit DNA'dan ya da bu biyoteknolojik çalışmadan faydalanıyor değerli arkadaşlar. Bu durumda plazmit farklı kaynaktan gelen iki DNA'nın rekombinasyonuyla oluştuğu için bir rekombinant DNA oluşmuş olur. Rekombinant DNA bakın sonuçta oluşan o yeni oluşan DNA. Bakın şurada aşağıda yine rekombinant canlıları, rekombinant genleri
görebiliyorsunuz. Rekombinant bakteriler bunlar arkadaşlar. İstenilen özellikte, istenilen genlerle oluşturulan plazmitler olduğu için bunları da o şekilde düşünebilirsiniz. Genetiği değiştirilmiş plazmit bakteri hücresine tekrar aktarılır. Aktardık arkadaşlar. Bakteri konumunu, klonunu oluşturmak üzere kültürde çoğaltılır. Plazmit aktarılan gen klonlanmış ve yeni hücrelerde de aktarılmış olur. Böylece canlıya ait gen diğer bir canlıya yeni metabolik özellikler kazandırmak amacıyla kullanılır arkadaşlar. Yeni metabolik özellikler derken işte enzim üretiminde, enzim sentezinde, hormon sentezinde kullanmak üzere arkadaşlar onlar artık görev yapar. Kullanılacak DNA segmentleri var. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar kromozom üzerinde. Yine buradan rekombinant DNA'yı oluşturma yöntemlerini bu şekilde düşünebilirsiniz. Yine devam edelim arkadaşlar. Klonlamaya yardımcı tekniğin adı PCR. Gençler son günlerde PCR tekniğini mesela aşı çalışmalarında da yine görüyorsunuz. Özellikle PCR tekniği bir metodik arkadaşlar ilk aşamasında da kullanılır. Şimdi şu anda arkadaşlar koronavirüsü tespit eden o plazma yani kültürlerin incelenmesinde hangi teknik kullanılıyor? PCR tekniği yani polimeraz zincir reaksiyonları arkadaşlar bunun kısa adı PCR tekniği. Polimeraz zincirleme tepkimesi, bakın polimeraz zincir reaksiyonları, DNA içerisinde yer alan dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isimdir. Bakın PCR metodunu basitçe bahsedelim. PCR metodu arkadaşlar, metot basitçe tüp içerisinde nükleik asitlerin uygun koşullarda çoğaltılması esasına dayanır. Bir çeşit in vitro klonlama olarak da tanımlanır değerli arkadaşlar. Yine burada tüpleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın moleküler tüpler bunlar. Bunların içerisinde DNA parçaları var. Daha sonra arkadaşlar jel elektroforezinde bunları görüyorsunuz. Tabii cihazı çok detaylı bilmenize gerek yok. Kullanım alanları PCR'ın onkolojik tanı ve çalışmalar. Yani kanser tedavisinde kullanılır. Erken teşhiste tedavide. GDO teknolojisinde genetiği değiştirilmiş organizmalarda. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Yine kare dikdörtgen şeklindeki karpuzları görebiliyorsunuz. İstediğin özelliği de değiştirilebilir. Yine prenatal tanı çalışmalarında yani özellikle fetüs dönemde bunları arkadaşlar doğacak bireyde hastalığın olup olmadığını tespit etmede yine bunlardan kullanılabilir. Bu teknikten PCR tekniğinden kullanılabilir. Tek hücre proteini dünyadaki protein açlığının önlenmesi için geliştirilen bir teknolojidir. Tek hücre proteini bakteriler, mayalar, algler ve mantarlar gibi mikroorganizmalara ait ölü ve kurumuş ya da kurutulmuş hücreler için kullanılan bir terimdir. Tek hücre terimi protein isminin yanında mikrobiyal besin, yem mayası ya da maya proteini gibi özel anlamlarda da kullanılabilir değerli arkadaşlar. Hayvanlarda klonlama, bakın hayvanlarda klonlama hayvan hücrelerinde genetik yapının değiştirilmesiyle hayvanlara yeni özellikler kazandırılır. Kullanım amaçları ineklerde süt verimi, tavuk, koyun, sığırda et verimi, tavukta yumurta verimi gibi amaçlarla arkadaşlar hayvanlarda klonlama yapılabilir. Bakın klonlamada kullanılacak hücre arkadaşlar diğer hücrenin yumurtasının çekirdeğini çıkardık. Bakın hayvandan aldığımız taşıyıcı annemiz klon kuzumuz şeklinde sıralamamız var arkadaşlar. Bakın bir hücrenin yumurta hücresini aldık bir koyunun. Diğer koyunun arkadaşlar klonlamada klonlanacak hücrenin çekirdeğini aldık. Bakın şunu şekil üzerine şöyle anlatalım. Şu buradaki koyunun arkadaşlar yumurta hücresini aldık. Buradaki koyunun da arkadaşlar hücresinin çekirdeğini çıkarttık. Bu ikisini arkadaşlar bakın burada kaynaştırıyoruz. Şöyle devam ediyorum. Buradaki koyunun yumurta hücresini aldık. Bunun çekirdeğini çıkardık. Diğer koyunun arkadaşlar hücresinin çekirdeğini çıkarttık ve bu ikisini birbirine enjekte ettik. Bakın burada klonladık. Daha sonra oluşan bunu arkadaşlar bu hücreyi çoğalttık. Oluşan embriyoyu dişi taşıyıcı dişinin rahmine yerleştirdik ve ne oluştu arkadaşlar? Klon kuzu oluşmuş oldu. Bu şekilde arkadaşlar klonlama yapıldı. İlk klonlanmış canlı Dolly. Bakın arkadaşlar ilk klonlanmış canlı Dolly. Oyalı ve Zarife, bakın bunun arkadaşlar Türk versiyonları. Dolly ve ülkemizde kader arkadaşları Oyalı ve Zarife. Bakın arkadaşlar Dolly'yi görüyorsunuz. Oyalı anne oldu bakın. Oyalı bahar kuzu. Yıl 2011'de.
gen klonlaması sırasında kullanılan enzimler. 1. Bir hücrenin DNA zincirinde farklı yerlerinden ve istenen uzunlukta kesilmesini sağlayan enzimlere restriksiyon enzimleri denir. Yani ikinci ismini bilmenize gerek yok. Yani o kesme işlemi, istenilen geni istenilen bölgeden istenilen uzunlukta kesme işlemini yapan enzime restriksiyon enzimleri denir. Kesilen DNA parçalarını birbirine ekleyen enzimin adı ligazdı. DNA ligaz ne yapıyordu? Yapıştırma. Onları parçaları yapıştırıyordu. DNA polimeraz enzimi DNA moleküllerinin çoğaltılmasını sağlayan, DNA'yı eşleyen, o DNA'nın çoğalmasını sağlayan bir DNA'dan kopya DNA daha oluşuyor ya bölünme sırasında. Bunu kim yapıyor? DNA polimeraz enzimi yapıyor arkadaşlar. Bazı kimyasal maddeler enzimleriyle canlı hücrelere ait canlı hücre zarı veya arkadaşlar hücre duvarının yıkılıp DNA'nın ortaya çıkarılmasına DNA izolasyonu denir. DNA'nın hayvan hücresine aktarımında elektroporasyon, hücrelere kısa sürede elektrik akımı uygulanarak, bakın tekniğin ismini nereden? Elektrik akımından aklınıza gelir. Elektroporasyon arkadaşlar. Hücrelere kısa sürede elektrik akımı uygulanarak DNA hücre zarında oluşan geçici deliklerden hücre içerisine aktarılır. Mikro enjeksiyon, hücre veya dokunun üzerine DNA kaplı parçacıklar içeren çok hızlı olan mermiyle ateş edilmesi tekniğidir mikro enjeksiyon. Biyolistik, çok ince uçlu iğneye sahip enjektör ile hücre zarı geçirilip doğrudan hücre çekirdeğine rekombinant DNA'nın enjekte edilmesi olayıdır. Bitki klonlaması, amaç bitki türleri arasında verimliliğin artması, kısa sürede istenilen özelliklere sahip bitkilere ulaşmak için yapılmaktadır. Biyoteknoloji sayesinde verimi ve kalitesi yüksek bitki çeşitlerine bir ya da birkaç gen yeni özellikler kazandırmak amacıyla kolayca aktarılabilmektedir. Klonlanmak istenen bitkiyi görüyorsunuz. 1, 2, meristem. Yani bitkideki bölünür doku hücreleri arkadaşlar izole edildi. İzole edilen meristem hücreleri özel kültürde çoğaltıldı. Daha sonra oluşan bu kültür içerisinde oluşan kallusu, biz vejetatif yöntemde kallustan bahsetmiştik arkadaşlar. Çoğalan meristem hücreleri özel kültür ortamlarına alınarak yeni bitkilerin gelişmeleri sağlanır. Böylece kopya bitki oluşmuş olur arkadaşlar. Bu döngüyü hızlıca şöyle bir incelemiş olursunuz arkadaşlar. Klonlamadaki bazı yanlış bilgilerden kısaca bahsedip geçiyorum. Yanlış bilgi, klonlama yeni bir teknolojidir. Aslında klonlama hiç de yeni değildir. Aslında bizler muz ve aşılı meyve şeklinde her zaman bitki klonlardan meyve yiyoruz. Biz bitkileri yıllardır klonluyoruz fakat buna vejetatif üreme diyoruz arkadaşlar. Tohumdan bir muz üretmek yaklaşık 30 yıl sürer. Meyveyi arkadaşlar pazara sunma sürecini hızlandırmak için çoğu muz, patates, elma, üzüm, armut ve şeftali klonlardan elde edilir arkadaşlar. Bazı hayvanlar, deniz yıldızı ve nispeten basit diğer deniz canlıları da dahil olmak üzere vejetatif üreme ile ilgili kendilerini yeniden üretebilirler. Amfibiler, kurbağalar yani iki yaşamlılar ilk kez 1950'li yıllarda klonlanmıştır. İkiz memeliler doğal olarak ortaya çıkan klonlar olarak düşünülebilir. Ya da laboratuvarda memeli klonları üretme nispeten yenidir arkadaşlar. Hayvan embriyolarının hücreleri kullanarak 1990'ların başından bu yana klon hayvanlar elde edilmiştir arkadaşlar. 96 yılında ise doğan ilk koyun Dolly yetişkin bir hayvan hücresinden klonlanan ilk hayvan olmuştur arkadaşlar. Yanlış bilgi, klonlar belirli bir hayvan DNA'sının diğer canlıya yerleştirilmesiyle elde edilir. Kesinlikle yanlış. Bilim kurgu kitapları ve filmlerine rağmen klonlar sadece diğer bir hayvan gibi doğarlar. Aradaki tek fark klonlarda bir embriyo oluşturmak için gereken bir sperm ve yumurtaya gerek kalmamasıdır. Klon embriyolar donör hayvandan alınan bütün bir hücre veya hücre çekirdeğinin çekirdeği çıkarılmış bir yumurta ile kaynaştırılması metoduyla oluşur arkadaşlar. Bu ifadeleri yine biliyoruz. Yanlış bilgi, klonlar daima aynı görünürler. Yine yanlış bilgi, klonlar ve klonların yavruları her nesil daha zayıftır ve daha fazla sorunlar vardır. Yani klonlanan canlıdan oluşan bireyler daha zayıflar, zayıf doğarak bağışıklık sistemi de çok zayıftır. Bu şekilde daha hızlı ölürler arkadaşlar. Bu şekilde birçok yanlış bilgi var. Mesela klon bir tavuk kuluçkaya yatarsa civcivler klon olur. Yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Tavuklar ya da diğer kanatlılar şu ana kadar klonlanamamıştır. Şimdiye kadar fare, tavşan, inek ve soyu tehlikede olan bazı canlılar, domuz, koyun, keçi, geyik, at, katır, kedi ve köpekler klonlanmıştır arkadaşlar. Klonatik gıda olarak tüketilmemektedir. Buna dikkat ediyorsunuz yine. Bu şekilde arkadaşlar düşünebilirsiniz. Bilim adamları soyu tükenmiş türleri klonlama ile geri getirebilir. Bu da yanlış bir bilgi de arkadaşlar. Teorik olarak mümkün olsa da henüz bununla ilgili bir gerekli bilimsel çalışmalarda
yapılmamıştır arkadaşlar. Bu konuda yine birçok gerekli yanlış bilgileri de sizlere ifade ettim arkadaşlar. Teşekkür.